Ege TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Balıkesir'in Meydanı programında yine sizlerle birlikteyiz ve ekranda da şu anda gördüğünüz gibi çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ben hemen konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Zeliha Kahraman, Kadem Balıkesir temsilcisi ve uzman, psikolojik danışman. Zeliha Hanım, hoş geldiniz öncelikle programımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Ramazan Bey, hoş bulduk. Evet, sizinle Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Balıkesir temsilcisisiniz. Sizinle son günlerde gündemde olan kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunu konuşacağız. Gerçekten de hepimizi üzen, bütün toplumu geren, haber bültenlerinde gördüğümüzde, izlediğimizde, şöyle bir baktığımızda bizleri çok büyük üzüntülere gark eden olaylar yaşıyoruz yine birkaç gündür. İşte önceki gün bir kızımız, bir öğrenci kızımız çok vahşice bir cinayete kurban gitti. Katilin yaptıklarını okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bunu konuşalım istedik. Siz hem bu Kadın ve Demokrasi Derneği üyesi hem de psikolojik danışman olarak, uzman olarak bize bilgiler sunacaksınız. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve isterseniz şöyle kadem nedir? Oradan kısaca bir başlayalım. Ondan sonra geniş şekilde devam edelim. Buyurun. Kadın Demokrasi Derneği henüz dernekler açısından incelendiğinde bir Kızılay gibi hani çok ciddi yıllarını geçirmiş bir dernek değil. Kadın ve Demokrasi Derneği 2015 8 Mart tarihinde gönlünü bütün kadınların sorunlarına dert etmiş, gönlünde bunları barındıran bir avuç insanın çabasıyla kurulmuş bir dernek. Temelde bizim savunduğumuz şey, Ramazan Bey, kadın ve erkek fark etmeksizin aslında insan odaklı bir derneği. Baktığımızda evet biz bir kadın derneğiyiz, kadın ve aileyi öncelliyoruz ama şunu da savunuyoruz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki unsurdur. Dolayısıyla birbirinin rekabeti ya da rakibi değildir. Aksine birbirinin refiki, yani yol arkadaşıdır. Biz bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir üzerinde baktığımızda da Kadem Balıkesir Temsilciliği 2017 tarihinde kuruldu. 2017 Mayıs, 11 Mayıs hatta. 3 yıl oldu. Allah'ın izniyle 3 yılı bitirdik. Balıkesir kadınları için, kadınların daha görünür kılınması için, sosyal alanda, siyasal alanda, ekonomik alanda, her alanda kadın temsilliğini arttırmak üzere yaptığımız çalışmalar var. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki aile eğitimleri çok önemli. Çünkü ailede başlıyor. İlk okulumuz ailemiz. Sizin için de aynı şey geçerliydi. Bizim için de aynı şey geçerli. Yarın da bu böyle olacak. Hangi kuşaktan olursa olsun çocuklar bir aileden geliyorlar ve bu aile mefhumunu korumak, kendi geleneklerimize, örfümüze, kültürümüze uygun olacak şekilde bozulmadan geleceğe nasıl nakledebiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapan bir dernek, Kadın ve Demokrasi Derneği. Tabii ki evet, kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz aynı zamanda. Her türlü şiddetin karşısındayız. Bugünlerde yürüttüğümüz bir kampanyamız var ki ben onu çok seviyorum. Küfürsüz Hayat Mümkün adıyla bir kampanya başlattık. Çünkü biz biliyoruz ki az önce size de söylediğim gibi şiddetin bir anatomisi var, bir işleyişi var. Bu aslında öncelikle uzman psikolojik danışman da olduğum için mesleğim gereği de öfke ve şiddet üzerine çokça çalışma yapıyorum. Evet. Çünkü genel şikayet bu. Toplumda genel şikayet öfke kontrolünün zorlaşmış olması, şiddet olaylarını tetikleyen unsur olarak görülüyor. Dolayısıyla hani öfke kontrolünü nasıl yapacağız diye düşünürken bir yandan da aslında söylemlerimize bunun yansıdığını görüyoruz. Evet, davranışsal olarak belki harekete geçmiyoruz hemen ama sözlerimiz de... Eylemden önce söylem şiddeti var. Onu ifade ediyorsunuz. Çok doğru.
eylemden önce aslında söylem olarak başlıyor bu. Bu da bize küfür olarak yansıyor. Argo konuşmalar, yüksek sesle, yüksek tonda konuşmalar olarak yansıyor. Psikolojik şiddet olarak yansıyor. Dolayısıyla bu da bizim toplumsal hayatımızın kalitesini inanılmaz derecede düşürüyor. Biz de buradan hareketliyoruz. Küfürsüz hayat mümkün. Aslında küfür Siz başlama çıkış noktasını oradan yapıyorsunuz ki güzel yerden yapıyorsunuz. Yani çok basitten başlayarak ileriye doğru çok o vahşete varan yola gideceksiniz. Ama biz bunun temeline inelim diyorsunuz. Önce yüksek ses kadına karşı. Evet. Ardından işte ifade ettiğiniz küfürler. Sonra sözel şiddet, küfür. Ardından eylem geliyor. Yani siz biraz hani ilkokulda temelden başlanıyor. Siz biraz temelden başlamışsınız anladığım kadarıyla. Ama şu anda da bir neşter de gereken bir durum da söz konusu. Bir taraftan da onunla da ilgilenilmesi gerekiyor. O aynı paralelde devam edecek değil mi? Mücadele. Konuşuyoruz zaten Ramazan Bey. Hani bir yandan vuku bulmuş olayları konuşurken, çünkü bunlar vuku bulmuş olaylar maalesef, keşke hiç yaşanmasa. Gönül ister ki böyle şeyler hiç yaşanmasın. Ve bunu da lanetliyoruz zaten. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyla ilgili açıklaması var biliyorsunuz. Fiilce ve canice işlenmiş fiiller bunlar. Bu vahşide ve hiç de bunun bir mazereti yok. Olmamalı da. Ama diye devam etmemeli cümleler. Dolayısıyla yaşanmışsa bunun için gerekli zaten ne varsa devletimiz, kanunlarımız, yüksek yargı mutlaka bunun gereğini yapacaktır diye düşünüyoruz. Ona güvenimiz tam. Ancak bizler de hem bu konuların takipçisi oluyoruz. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama kademin devam eden davalar üzerinde takipleri var. Özellikle kadına yönelik şiddet, istismar mücadelelerinde kadınları yalnız bırakmamak adına, kadınlara eşlik etmek adına hem hukuki rehberlik yapılıyor, hem de aynı zamanda bunların sosyal mecralarda duyurulması ve kadınların yalnız hissetmemesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Evet, sizin yine kademde, o da kendileri de bulunan Esra Özışıklıoğlu avukat kardeşimizle de bir program yapmıştık. O da onlardan örnekler vermişti. Onlar adına onların haklarını müdafaa etme anlamında savunmalarını yaptıklarını ifade etmişti. Haberim var, daha önce program yapmıştık. Ama tabii bunları tekrarlamakta fayda var. Bütün bunlara geleceğiz. O kadınların size müracaatlarıyla ilgili bir takım bilgilerin de verilmesi gerekiyor buradan. Onlara geleceğiz. Şimdi gelelim biraz meseleye. Şimdi bu az önce işte ifade ettiğim o Pınar Gültekin kızımızın başına gelen gibi insanların o karşısındaki o erkeğin, o gencin, o insanın o duruma gelme nedenlerini şöyle birkaç tane sıralarsak nedir bu? Çevre baskısı mı? Ne bileyim işte öfke diyoruz, öfke tamam ama onun dışında ailenin yetiştirmesi mi? Hani bizim Türk toplumunda erkeğin yetiştirilme şeklinden kaynaklanan bir sahiplenme olgusunun ileride oluşması neticesinde gelen bir sonuç mu? Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsederim. Bir kere çok bilinmeyen bir denklem aslında bu tür olaylar. Çünkü bir nedene dayanmıyor. Çok farklı bir toplumda yaşıyoruz. Toplumun farklı katmanları var. Farklı alanlardan gelen insanlarla hep birlikte yaşıyoruz. Kardeşçe, kaynaşmış bir şekilde yaşıyoruz. Ancak münferit olaylar bu, yaşadığımız olaylar maalesef. Bu münferit olaylarda da insanların baktığımızda eksilen ne acaba, bizden eksilen ne? Öfke artıyor ama eksilen nedir diye incelediğimizde tahammül gücümüzün eksildiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki hız yılları bu yıllar. İnternetimiz hızlı olsun istiyoruz, bilgiye ulaşmamız hızlı olsun istiyoruz, aracımız hızlı olsun istiyoruz. Hız ve hatta haz yıllarını yaşıyoruz. Bu dönem, bu kuşak maalesef bunun peşinde koşuyor. Dolayısıyla bu hızlı yaşamın içerisinde de
zaman zaman hızın getirdiği alışkanlıklar dolayısıyla birbirimize tahammül edememek boy göstermiş oluyor. Bu insan psikolojisinin bir belki de deformasyonu sonucu oluyor. Yani normal insanlarda tabii ki böyle sıkıntıla yaşanmaz ama stres, çevreden gelen bir baskı unsuru, belki ekonomik sebepler ya da psikolojik rahatsızlıklara olan yatkınlıklar, bu fiziki de olabilir, aileden gelen genetik yatkınlıklar da olabilir. Bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde de maalesef bu tür olaylar yaşanıyor ki dediğim gibi son derece üzgünüm. Bu tür olayları lanetliyorum ve bir daha olmaması için de şahsım adına elimden gelen çalışmayı ve çabayı göstermeye gayret ediyorum ki burada evet, en önemli şey ailenin içerisindeki öfke kontrolünün sağlanması. Çünkü peki hemen başlayalım. Çocuktan itibaren başlayalım. Çünkü bunlar belki de işte şuur altına atılmış, çocuklukta şuur altına atılmış bir takım bastırılmış duyguların sonradan ortaya çıkması şeklinde de bazen uzmanlar tarafından ifade ediliyor ama o zaman çocukluktan mı başlayalım isterseniz? Yani bu tabii ki bastırılmış duyguların tezahürü olarak da bazen yorumlansa da psikoloji açısından bunun bir de sosyolojik boyutu var. Yani bizim öğrendiğimiz bazı şemalar var. Zihnimizde bazı şemalarla yetişiyoruz. Burada işte acaba anne nasıl olmalıdır? Yani anne temsili nasıl olmalıdır evin içerisinde? Baba temsili nasıl olmalıdır evin içerisinde? Bir eşlerin birbirine muhabbeti ve sevgisi nasıl olmalıdır? Bunun üzerinden gitmek lazım. Birbirine bağıran çiftlerse, arada huzursuzluklar sıklıkla yaşanıyorsa, iletişim kopuklukları varsa, evde ses yükselmesinden imtina edilmiyorsa, her iki tarafta çekinmiyorsa bundan, çocukların yanında açıkça kavgalar, az önce de belirttiğim gibi argo sözler, kötü sözler, küfürleşmeler eğer görülüyorsa zaten çocuk bunlara aşina olarak yetişiyor ve hayatının normalini oluşturuyor bu. Bu bizim en korktuğumuz şey aslında bunların normalleşmesi. Bunlar normal değil. Olmamalı. Kaliteli bir hayat için, kaliteli bir yaşam için, düzgün bir sağlıklı psikoloji için herkes kendi sınırını, kendi yerini, kendi haddini mutlaka bilmeli ki bu evlilikte de geçerli aynı şekilde. Bütün toplumdaki rollerimizde de geçerli. Annemize karşı olan görevlerimiz, babamıza karşı, eşimize karşı, çocuklarımıza karşı, kendimize karşı aynı zamanda ki öncelikle insan kendinden mesuldür. Kendine karşı olan görevlerini ve sorumluluklarını mutlaka bilinçli bir şekilde yetişmesi gerekiyor ki çocukların bugün yaşadığımız bu olaylara gelmeyelim. Maalesef bu bardağı dolduran unsurlar oluyor ki sonrasında bir tek damlayla bir taşma görülüyor. Dediğim gibi bunun hiç mazereti yok. Yani bu en son yaşadığımız özellikle Pınar Hanım'a yapılan bu davranışın hiçbir mazereti yok. Ama maalesef insanları bu raddeye getiren bazı problemler oluyor. Hiç yaşanmasını istiyoruz dediğimiz. Evet, şimdi tabii ki o bahsettiğiniz nokta çok önemli. Şimdi bir kere oldu mu özellikle onu şöyle söylüyorlar. Mesela bir tokat attı, kafası çarptı. Aynen öyle ifadesi o. Kanamaya başladı, korktum bir daha vurdum falan. Yani o bir anlık öfkenin arkasından gelen cinayetler de oluyor. O zaman işte orada o öfkenin getirdiği o çok vahşice olaya kadar dayanan durumun engellenmesi için sizin özellikle üstünde durduğunuz o öfke kontrolü, öfke kontrolünün öncesi işte söylem kontrolü, küfür kontrolü aslında güzel bir çıkış noktası yakalanmış orada Kadem tarafından. Bu çünkü kaynağı oradan geliyor, yani oradan başlıyor şeklinde ifade ettiniz. Hemen mantık süzgecinden geçirdiğimizde de çok net ortaya çıkıyor Zeliha Hanım. Evet. Yani normalleşiyor. Söylemle normalleşiyor öncelikle bu tür davranışlar. Daha sonra eylemle normalleşmeye başlıyor. Yani bu bir patoloji aslında. Bu bir rahatsız, hasta bir düşünce maalesef.
bu yaşadığımız cinayetler ve canilik hasta düşüncenin ürünü. Onun hiçbir savunması yok. Ancak şöyle bir anatomisine, şiddetin anatomisine baktığımızda bu bir seyir izliyor. Az önce çok güzel belirttiniz. Önce bir söylemle başlıyor insanlar. Baktı ki bununla ilgili ilerleme kaydediyor. Ondan sonra eyleme geçiyor. Ne yapıyor? Öncelikle hayvanlara şiddet başlıyor. Çünkü biliyorsunuz ki hayvanlar savunamıyorlar kendilerini. Ağzı söylemez, dili söylemez şekilde. Onda da birkaç deneyim yaşadıktan sonra, denedikten sonra insanlara yönelik şiddete evriliyor bu süreç. Özellikle bu canice cinayetlerde maalesef böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ondan sonra da insanlar üzerinde, az önceki ne güzel belirttiniz, bir tokat diye başlıyor. Ancak bu sonra çığ gibi, tıpkı şiddet ve öfke aslında çığ gibidir. Bir yerden çıkış gösterdikten sonra maalesef artarak ilerler. Dolayısıyla biz hiç o raddeye gelmeden acaba nasıl kontrol edebiliriz? Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Dilimizi nasıl tutabiliriz? Çok önemli bence. Yani hepimiz için geçerli bir şey bu. Sırf karşı tarafın canını acıtmak için söylemler etmek yerine yapıcı bir şekilde ben diliyle konuşmayı, karşıdaki insanı dinlemeyi öğrenirsek bence toplumsal en büyük sorunlarımızdan birisi de hep konuşmak üzerine ilerliyoruz. Ancak biz biliyoruz ki insanların ihtiyacı olan şey anlaşılmak ve birisinin onu dinlemesi. O zaman değerli hissediyor kendini çünkü. Evet. Değer... Şimdi problem yok. Buyurunuz. Şimdi seyircilerimiz de tabii ki hem izliyorlar hem de mesajda yazıyorlar. Kültür Müdürlüğü'nde Numan Bey, Numan Özel, hem bu yaşanan son günlerde yaşananlardan üzüldüğünü hem de iyi yayınlar diliyor, ifade ediyor. Onu da belirteyim. Hepimizi üzüyor, onu söyledik. Baştan bir kere o gerçekten insanın psikolojisini bozan durum bunlar. Şimdi devam edelim o zaman. Aşama aşama devam edelim. Şimdi yaşadığı toplum dedik. Gerçekten de bir bakıyor bunu yapan üniversitede okuyan veya üniversite mezunu insanlarda da yaşanıyor. Siz aslında hiç çok karmaşık bir olay dediğinizde bunu belki de anlatmaya çalıştınız. Her toplumda görülebiliyor. Her eğitim düzeyinde insanda görülebiliyor bütün bunlar. İşte onun için bu iş zor gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? İşte çok bilinmeyen bir denklem dediğimde bundan bahsediyorum. Bu ne ırk, ne dil, ne din, ne de öğretim durumuyla ilgili bir durum değil. Bu tamamen insan olmakla ilgili bir durum aslında. İnsanlığın ve karşı tarafa olan saygımızın sorgulanması gereken yıllarda yaşıyoruz. Bencil olmak yerine belki biraz da sencil olup karşıyı anlamaya çalışsak, dediğim gibi hız dönemindeyiz. İşte bu hızın içerisinde yitirdiğimiz bazı erozyona uğrayan yanlarımız var. İşte insanlığımızın sorgulanması gerekiyor dediğimde de bundan bahsediyorum. Tekrar bizim öz değerlerimizi anımsamak, anneye babaya olan saygımızı anımsamak son derece kıymetli ve değerli, özellikle bugünlerde. Çünkü aile temelinden gelen bir bizim anlayışımız ve geleneğimiz var. Bu geleneği yitirmemek son derece önemli. İşte biliyorsunuz bütün, ben şimdi psikolojik danışman olarak da çalıştığım için bütün anne babaların ortak şikayeti bana geldiklerinde, hocam bu çocuk elinde tablet, telefon. Biliyorsunuz ki orada şiddet içeren bazı oyunlar oynuyor çocuklar kontrolsüz bir şekilde. İşte normalleşme biraz da oradan başlıyor. Çocuk zihni, az önce o başlığı da söylemiştiniz, çocuktan başlayalım diye hemen oradan devam edeyim. Çocuk zihni gördüğü şeyin gerçek mi, sanal mı olduğunu maalesef ayırt edemiyor. Yani onları yaşanıyor zannediyor. Bilmiyorum, belli bir yaşa kadar ayırt edemiyor, değil mi? Evet. Büyük düşünce başlayasıya kadar, yani ergenliğe kadar tam olarak çocuk bunun idrakine varamıyor. Maalesef bu böyle. Bizim bütün gelişim dönemimiz bu şekilde. Hepimiz o yollardan geçtik. Zihnimiz böyle büyüyor, böyle gelişiyor. İşte bunun göz önüne bulundurarak
mutlaka ailelerin çocukların üzerindeki denetimlerine devam etmesi gerekiyor. Evet, çocuksuzsun diye eline telefonu vermek son derece kolay geliyor ama çocuk acaba o sırada ne inceliyor orada? Şiddete maruz kalıyor mu? Çünkü sanal şiddet de günümüzde inanılmaz problemlerden birisi. Biz Kadem Balıkesir temsilciliği olarak pandemi öncesi aslında çok güzel bir çalışmaya imza atmak üzereydik. Ancak pandemi yaşandığı için böyle bir şeyi maalesef tamamlayamadık. Ama hala üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki sosyal medya üzerinden şiddet de son derece günümüzde insanların uğradığı bir şiddet türü. Evet, oradan çeşitli evet. Hakaretler, küfürler, sanki karşısındaki bir muhatabı insan değilmişçesine insanların bu tür paylaşımlar yapması ve bunu yaparken sosyal mecra üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptığından dolayı da kendini çok sorumlu hissetmemesi. Manevi anlamda bir nevi cinayet işliyor. Orada da manevi bir cinayet var. Kadına yapılan bir cinayetle eşdeğer. Yani öyle hakaretler, öyle şeyler anlatılıyor ki ben ölsem daha iyi bunları duymaktansa diyen kadınlar var. Değil mi yani? Evet. İnsanın çok ağrına giden bazı söylemler içerisine giriyorlar. Ve sosyal medyada böyle insanlar sorumlu da hissetmiyor kendini. Çünkü elle tutulur, gözle görülür bir unsur yok. Karşısındaki insana bunu söylemek zor. Burada orada bir şey, belki filtrasyon yapılıyor. Karşısında bir ete kemiğe bürünmüş insan gördüğünde insanlar bunu biraz daha kendilerini geriye çekiyorlar. Ama sosyal medyada böyle olmuyor maalesef. Klavyenin evet. Başına geçtiğinde herkes klavşör oluyor. Dolayısıyla karşısındaki insanı maalesef hakaret vari bir şekilde istediğinde söyleyebileceğini düşünüyor. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Evet, mecliste görüşülüyor. Şu anda komisyonda görüşülüyor. O konu zannediyorum biraz ciddi bir şekilde ele alındı. Şimdi bu dakikaya kadar problemi, sorunun ne olduğu ile ilgili aktardınız. İşte programın yarısına geldi. Bundan sonra yavaş yavaş şöyle yapalım. Biraz çözüm yollarına doğru geçelim. Tabii ki özet geçiyoruz. Bunlar yoksa saatlerce konuşulacak konular. Çözüm yollarında nelere başvuruluyor? Mesela Kadem'in burada bazı çözüm yollarında rolü nedir? İkincisi, hukuki boyutta önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde yani hukuki anlamda bir takım istekler olacak mı? Şunlar da olsa diye böyle bir şey var mı? Ve son bölümde de artık size kadınlarımız nasıl müracaat edebilirler onu konuşalım. Şimdi isterseniz çözüm yollarına. İşte önce söylediniz, ailede başlar dediniz. Sonra sosyal çevrede nasıl bir çözüm öngörebilirsiniz? Neler çocuklarla veya gençlerle? Gençler çok önemli. Tabii ki son derece önemli gençler. Çünkü geleceğimiz, çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Dolayısıyla genç kadem üyelerimizle birlikte Balıkesir'de pek çok etkinlik yaptık. Bunlardan işte trafik şiddeti mesela. Biz trafik şiddetine yönelik de etkinlik yaptık Balıkesir'de. Bu da son derece günlük yaşamın içerisinde karşılaştığımız unsurlardan birisi aslında. Belki de o kadar çok şiddete maruz kalıyoruz ki gün içerisinde. Artık bunu bir alışılmışlık, bir fark etmeme ve algılayamama şeklinde de bir durum gelişmiş oluyor. Biz öncelikle farkındalık yaratmak üzerine hareket ediyoruz. Çünkü insan uğradığı şiddetten rahatsız oluyor. Gönlünde bir rahatsızlık oluyor, zihninde bir rahatsızlık oluyor. Fakat bunu bazen dile getiremiyor. Yani bunun ne olduğuyla ilgili, ne yaşadığıyla ilgili dile getiremediği anlar oluyor. İşte burada da farkındalık eğitimleri ön plana çıkıyor ki bizler aslında Kadın ve Demokrasi Derneği olarak farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Kadınların yasal hakları konusunda, ama sadece hak değil, aynı zamanda görevlerimiz de var, sorumluluklarımız da var. Haklar ve sorumluluklar anlamında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu sadece yasal hakları olarak değil, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'den gelen bizim içimizde bulunan iyiliğe işaret eden pek çok kaynak ve kitap var ki en önemli kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Buradan yola çıkarak acaba
Peygamberimizin bir önündeki sahabeler neler yaşamış, oradan bir çıkarım yapabilir miyiz, günümüze nasıl bir çıkarım yapabiliriz diye çeşitli incelemelerde bulunuyoruz. Geçmiş, bugün ve gelecek odaklı çalışmak ancak insanı bir bütünlüğe sevk eder. Tıpkı kadın ve erkeğin birlikte bir bütün olduğu gibi biz de tarihsel anlamda hem geçmişi, hem bugünü, hem de yarın ne olabilir düşünüyoruz ki. İşte yarın ne olabilir de aslında en temel nokta tabii ki eğitim. Aile içerisindeki eğitim, inanın bana bir çocuk gördüğünü öğrenir Ramazan Bey. Siz ne kadar yapma, etme, işte doğrusu bu diye dilinizle söyleseniz de, çocuğum küfretme, çocuğum işte kibar ol derse aile içerisindeki bireyler, çocuk bunu cümle olarak öğrenir. Ancak eşine karşı, eşler birbirine karşı nezaketle hareket ediyorsa, kardeşler arası iletişimde eğer herkes kendi yerini biliyor ve buna göre hareket ediyorsa, işte o zaman eyleme dökülmüş olur ve çocuk hem cümleyi öğrenir, hem de bunu nasıl uygulayacağına dair bir çıkarım yapar. İnanın bana biz gördüğümüzü öğreniyoruz. Her ne kadar siz doğrusunu söyleseniz de, söylemek başka bir şey, bunu hayatına uygulayabilmek bambaşka bir şey. Yani çocuk biraz büyüdükçe, gençleştikçe, sosyalleştikçe o sosyal hayatın içindeki yanlışlıklardan da ona farkındalık oluşturmak gerekiyor. Onu belirttiniz, aileyi belirttiniz. Dini anlamda yani ayetlerden ve hadislerden örnekler, işte Peygamberimizin sünnetinden örnekler ki bunlar da bizim Türk toplumunda, İslami toplumunda çok önemlidir. Çünkü ondan öncesinde biliyoruz ki kız çocuklarına neler yapıldığını. Şimdi hukuki boyutuna gelelim mi? Biraz o boyuta gelelim mi? Şimdi cezaların caydırıcı olmadığıyla ilgili. Yani cezalar var, evet, son dönemde çok da etkili hale geldi ama yine de caydırıcı olmuyor. Mesela çocuk katlinde, çocuk tecavüzlerinde, kadın tecavüzlerinde, kadın cinayetlerinde idama kadar bu işin gitmesiyle ilgili söylemler var. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Yani bir kere sadece fiilen gerçekleşmiş bir davranışın sonucu yaşanacak bir durum. O cezanın en yüksek birinden olması hepimizin dileği. En yüksek biri neyse, insanlar hak ettiği şekilde, adaletli bir şekilde mutlaka yargılanmalı. Evet. Zaten dava takibinde sivil toplum kuruluşlarının görevi de budur. Sivil toplum kuruluşları davaları takip ederek aslında orada biraz da toplumsal dayanışmayı arttırır ve aynı zamanda da toplumsal dayanışmanın yanı sıra da bir baskı unsuru olur karar verme mekanizmi. Hem de sivil toplumun gücü budur zaten. Tıpkı medyanın gücü gibi Ramazan Bey. Bizim sivil toplumun gücü de o canilerin en büyük ceza neyse, en yüksek ceza neyse, hukuki olarak elde edebileceğimiz en yüksek ceza neyse, bunun alınabilmesi için takipte bulunmaktır ki bunu yapacağız zaten. Önümüzdeki günlerde genel merkezimiz bu konuyla ilgili açıklamasını da yaptı. Biz davaların takipçisi olacağız diye de açıklamasını yaptı. Genel merkezimizde de çok sayıda avukat arkadaşımız var. Büyüklerimiz var, avukat büyüklerimiz var. Onlar da çok isimler olarak davaları takip edecekler. Peki sizler bütün sivil toplum kuruluşları da üç aşağı beş yukarı öyle ama daha çok kadın dernekleri bu anlamda çalışma ve sosyal güvenlikle, yani Çalışma Bakanlığı'yla, Aile Bakanlığı'yla yeni ismiyle söyleyelim, sürekli entegrasyon içerisindesiniz. O Aile Bakanlığı'nın uygulamalarında bir takım aksaklıklar sizler de hissediyor musunuz? Mesela önceden bunlar basına da yansırdı. Kadın sığınma evine sığındı ama orada da izini buldu kocası. Geldi,
onu orada da şiddete uyguladı. Ona şiddet uyguladı ve sonunda cinayete gitti gibi. Uygulamada bir takım aksaklıklar oluyor mu? Tespit ediyor musunuz? Yani zaten işte davanın takipçisi olma burada bu yaşanabilecek sıkıntılar ortaya çıkmadan daha bir ciddiyet kazandırmak üzere yapılan bir unsur Ramazan Bey. Yani sivil toplumun evet. gücü de buradan geliyor zaten. Herhangi bir zafiyete düşmeden, olay yaşanmadan önleyici tedbir olarak bizlerin takip etmesi son derece önemli. Evet, olaylar yaşandı, gelişmişte özellikle yaşananları o kaçırmak. Yani her ne kadar korusanız da, her ne kadar korusanız da maalesef bireyin kendini koruması ve kendini koruyabilmesi için belli bir bilgiye erişmesi gerekiyor ve bundan haberdar olması, farkındalık yaşaması gerekiyor. O, burada sorun bu. Siz kadın sığınma evine kadını alsanız da mesela eğer o telefonunu açarsa telefonu takip sistemine düşer ve o telefonundan eşi onu bulabilir. O yüzden de burada yetkililerce koyulmuş kuralların mutlaka sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Çünkü hepsi denenmiş, üzerinden çeşitli tecrübeler edilmiş olaylar sonucu bir kurallar manzumesi oluşturulmuş. Bu son derece önemli. Hanım kardeşlerimiz bu tür sıkıntılar yaşıyorlarsa eğer gittiklerinde onlara yardımcı olan ekiplere güvenmek onların için, onların hayatını korumak için son derece önemli aslında. Bunu evet. çok önemsiyorum. Aslında güzel söylediniz. Tabii ki bireysel anlamda kendi tedbirlerinde maksimum dereceye çıkarmalı. Şöylesi de yaşanıyor. Bir şekilde ulaşıyor eşine, duygu sömürüsü yapıyor, çocuklarını özlediğini, bu tip olaylar da yaşadık, yaşandığını okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, kapıya dayanıyor ve geliyor, maalesef o acı olayı gerçekleştiriyor. Bunlar da var, vurguladığınız çok önemli, kendisi kadın biraz daha üst düzeyde, maksimum düzeyde dikkatli olmalı, doğru söylüyorsunuz, evet. Çünkü belli ölçülerde değiştirebiliriz. Davranışlarını belli ölçülerde kontrol edebiliriz. Ama değiştirebileceğimiz bir unsur var Ramazan Bey. Kendimiz. Kendimizden evet. yola çıkarak hareket karşımla ilgili. Hani biraz şapkayı önüne koyup düşünmek diye bir tabir vardır ya. Bunu evet. yaparsak eğer sıkıntılarımızı minimize edeceğiz. Ama hani münferit olaylar dediğim gibi benim kendi hayatımda da belki hani Kadın ve Demokrasi Derneği'nde bu kadar canla başla çalışmamın, hanım kardeşlerim için bu kadar çaba sarf etmemin bir sebebi de benim öz halam da bir kadın cinayetine kurban gitti. Öyle benim mi? Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Yeni bir şey değil. Yaşananlar maalesef yeni değil. 70'li yıllarda 78 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. O yıllarda eşi tarafından hunharca katledildi. Dolayısıyla bu yaşadığımız hassasiyet son derece sadece bugüne özel, bugün için yaşanan bir şey değil. Maalesef ki böyle. Hatta hasta düşünceli insanlar her zaman hayatımızda yer alıyorlar, çevremizde yer alıyorlar. Biz burada kendimiz için ne yapabiliriz? Ailemizi nasıl koruyabiliriz? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Biraz da bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Peki, şimdi size mutlaka müracaat sayıları epey vardır gibi geliyor. Daha doğrusu belki de birçok kişinin haberi yok, bilmiyor. Hala belki de ulaşamıyor bu tip yerlere. Şimdi şöyle düşünelim. Gerçekten de bu eğitim düzeyi daha düşük, işte gelir düzeyi daha düşük ve çevresiyle fazla iletişim kuramayan, hocasının az önce ifade ettiğiniz şekilde işte baskısına maruz kalan bir şekilde hayatını idame ettiren ve sonunda belki de cinayete kadar gidecek yolun daha başlarında, ortasında olan kadınlar var. Bunlara telkinleriniz ne olur?
ne anlatmak istersiniz, ne vurgulamak istersiniz? Şimdi Uydu kanalıyla da bizi her yerde izleniyoruz. Şu anda açmıştır, belki izliyordur. Sizden duyacağı iki cümleyle belki de hayatı kurtulacaktır. Böyleleri de vardır, böylesi de vardır. Ulusal kanallarda da bu konularda çok programlar yapılıyor. Seri programlar, dizi şeklinde programlar yapılıyor. Oralardan da yararlanıyorlardır. Ama ola ki şu anda çaresiz bir şekilde açmış, siz denk gelmişsiniz, sizi dinliyor. Bunlara ne telkin edersiniz Zeliha Hanım? Ne güzel söylediniz Ramazan Bey aslında. Çok teşekkür ediyorum bu için. Çünkü biz sivil toplumda hep bir kişi için çalışırız. Ya o bir kişiye denk gelirsek. Amacımız o bir insanı bulabilmek ve ona bir fayda sağlayabilmektir. İnşallah yine ekran karşısında da o bir kişiye denk geliriz. Bu programın bir fayda üretmesi için de temennim budur. Ne yapabilirler? 183 nolu hattı arayabilirler. Çünkü o 183 nolu hattı arayabilirler. Bir daha tekrarlayalım. 183. Evet, 183. Sosyal destek hattı bu. 183. Arayıp da konuşamayıp kapatsalar bile. Mutlaka onlara dönüş oluyor. Mutlaka takibi oluyor. İnanılmaz şekilde devletimiz bu konuda gerçekten çok sistemli çalışıyor. Devletimize güvenmelerini hanım kardeşlerimden rica ediyorum. Yaşadıkları bu sıkıntıda şiddet görüyorlarsa ve çok zor durumdalarsa lütfen en yakın karakol olur, kurum olur ya da hepimizin elinde cep telefonları var değil mi? İşte bu cep telefonundan 183 nolu hattı araması, oraya bir çağrı düşürmesi bile yeterli. Şunu bilmelerini istiyorum, yalnız değiller. Hiçbir hanım kardeşim yalnız değil. Devletimiz yanlarında duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bunu söylüyor. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında beni bulacaksınız diye söylüyor ki bu en büyük dayanaklarımızdan birisi. Çünkü devletin en başı bunu söylüyor. Ondan sonra söyleyeceğimiz şey, 183'ü aradıktan sonra lütfen kamu kurum ve kuruluş yetkililerine güvensinler. Ve o güvendikleri kamu kurum kuruluş yetkilileri eğer kendilerinden belli bir şey rica ediyorsa, örneğin telefon erişimlerini kısıtlıyorlarsa ya da onları belli bir yere yerleştirmek istiyorlarsa, lütfen bütün bu kuralları takip etsinler. Çünkü bütün bu kurallar onların hayata tutunması için oluşturulmuş ve onların yaşamını korumak üzere oluşturulmuş kurallardan ibaret. Kimse kimseyi belli bir yere kapatmak istemiyor, onu affetmek istemiyor. Sadece canını korumaya çalışıyorlar. Bunu idrak etmelerini istiyorum kendilerine. Ve evet, insan olarak, bireysel olarak baktığımızda her birey, her insan yaratılmış en özel candır. Çünkü biliyorsunuz ki her insandan bir tek var. Rabbim bir kez dünyayı getiriyor bize ve bu vücudunda, bu zihninde, bu düşüncenin de bir suali olacak. O yüzden lütfen kendi zihinlerine, akıllarına, bedenlerine sahip çıksın hanım kardeşlerim. Bundan da imtina etmesinler, yetkililere haber verme noktasında olabilir. Aile içi desteğe ihtiyaçları olabilir. İlla ki böyle büyük müsait olaylara gitmesi gerekmiyor. Biliyorsunuz ki iletişim sorunları yaşanıyor olabilir aile içerisinde. Artık eskisi gibi birbirlerinin yüzüne bakamıyor olabilirler. Gözlerini bulamıyor olabilirler birbirlerini. Bu konuda da bu 183 nolu hattı arayarak aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlansınlar. Aile içi kalitemizi nasıl arttırabiliriz, iletişimimizi nasıl arttırabiliriz diye kamu kurum kuruluşlarındaki aile danışmanlığı merkezlerinden lütfen destek alsınlar. Orada uzmanlar onları bekliyor. Uzman kardeşlerim, uzman arkadaşlarım orada destek vermek üzere görevlerinin başında oluyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki işin başı karşıdakinin yüzüne, gözüne bakmamaktan. Biliyorsunuz sevgili peygamberimiz aslında birini dinlerken mutlaka yüzünü dönerdi. Yüzünü, bu bizim için çok açık bir hadis aslında. Hani yüzümüzü dönmemiz o kadar önemli ki Ramazan Bey. Karşımızdaki insanın yüzünü, gözünü gördüğümüzde sadece sözlerle değil, jest ve mimiklerle de onun
faaliyet ruhiyetini algılayabilmemiz, anlayabilmemiz son derece önemli. O yüzden karşımızdaki insana değer vermemiz, ona karşılıklı olarak bakmamız ve aynı zamanda dinleyebilmemiz son derece önemli. Biraz da tahammülümüzü arttırmak üzere hareket etmemiz gerekiyor toplumsal olarak. Çünkü biliyorsunuz kimsenin yolda yürürken bile birbirine tahammülü kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de biraz daha sabır ve tahammülümüzü arttırmak üzere çalışmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, kadem diyelim ki Balıkesir'de var. Balıkesir'deki kadınlar gelip sizlere hemen karakola gitme yerine sizlere danışma anlamında da gelebilirler diyebilir miyiz? Böyle bir şeyiniz var mı? Misyonunuz var mı? Var tabii ki. Şöyle biz sivil toplum kuruluşları olarak aslında toplum içerisindeki vatandaşla kamu kurum kuruluşları arasında eğer bir kopukluk olduysa bu kopukluğu giderme üzerine hareket ediyoruz ve rehberlik ediyoruz onlara. Yani aile içerisinde belki bazı sıkıntıları var ve bunlar çok küçükken çok kolay halledilebilecekler. Balıkesir'deki bütün hanım kardeşlerim ne zaman isterlerse kapımız her zaman açık. Pandemi dolayısıyla belli bir süre ara verdik ki bu bütün ülke olarak, bütün dünya olarak bu hayatımızda bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Ama şimdi artık normal bir mesai mevkumuna da geçtik. Dolayısıyla benim şahsi telefonuma da ulaşabilirler. Kadem Balıkesir temsilciliğimizin telefonuna da ulaşabilirler. Sosyal medyadan da aynı şekilde ulaşabilirler ki ulaşıyorlar zaten. Oradan kendilerine desteği her zaman vereceğiz ki bu hukuki anlamda da olabilir, psikolojik anlamda destek de olabilir. Önemli olan toplum huzurunu teşkil edebilmek için bireyin kendi iç huzurunun oluşması son derece önemli. Çünkü toplum bireylerden oluşuyor. İnsanlardan oluşuyor. Her birey tek tek bir araya geldiğinde bu güzel ülkenin toplumu oluşuyor. Dolayısıyla da toplumsal huzuru inşa etmenin yolu aslında bireysel iç huzuru inşa etmekten geçiyor. Bu gelen desteği sunuyoruz. Evet. Siz patolojik de bir vaka, durum olduğunu ifade ettiniz. Şimdi mutlaka öyledir. Fakat o anlamda o pozisyonda olan bir erkek kendinde öyle bir hastalıktır, şudur, budur, tedavidir gibi bir eksiklik görmediği için bunun tedavi edilmesi yönünde de herhangi bir davranışı yok, ne bileyim bir yere gittiği yok, bir doktora gittiği yok, bir hastaneye gittiği yok. Aslında size gelen kadınların kocalarına bunun sağlanabilmesi yönünde de bir çalışma olmuş olsa belki de yine suyu baştan kesebileceğiz. Yani caydırıcı bir önlem olabilir gibi geliyor bana. Belki de vardır, biz bilmiyoruzdur. Bunu söylemeniz ne kadar güzel. Bir beyefendi olarak bunu dile getirmiş olmanız çok güzel. Beni çok mutlu ediyor Ramazan Bey. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Az önce de dediğim gibi biz sadece kadın olarak bakamayız meseleye, sadece çocuk olarak bakamayız meseleye. Bu bir toplumsal mesele ve hem kadın hem erkek yani insan faktörü üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Kadın ve erkek bir bütündür derken bunu kastediyoruz zaten. İnsan üzerinden ve kadın ve erkeğin yol arkadaşlığı, yoldaşlığı üzerinden ilerlersek zaten bütün bu pürüzler de kalkmış oluyor hayatımızdan. Sadece birini öncellemek yerine, bir tarafı öncellemek yerine, her ikisinin de son derece değerli, kıymetli ve yaradan tarafından belli özelliklerle donatılmış bir şekilde geldiğini ve bu özelliklerin gerçekten son derece kendine has ve güzel özellikler olduğunu kabul etmemiz gerekiyor en başta. Evet, eğitimde mutlaka erkekler de bulunmalı. Sadece kadını eğitmek bir yere kadar getiriyor çünkü insanı. Biz zaten yaptığımız bütün etkinliklerde eşli davet yapıyoruz her zaman ki bu da çok güzel oluyor. Eşli davetle mesela göçmenlere yönelik de yapmıştık. Yine eşli de gelen olmuştu. Her zaman kapılarımız hem kadınlara hem de eşleriyle birlikte gelmek istediklerinde açık. Her zaman bekleriz. Çünkü dediğim gibi aile mefhumunu koruyabilmek, inşa edebilmek
son derece önemli. Biz de bunun için çaba sarf etmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii ki siz erkek olarak bunları duymak dediniz. Tabii kız babası olunca da biraz daha insan daha bu konulara daha hassas oluyor ama şöyle bir şey var. Şiddeti gösteren erkekler, cinayeti işleyen erkekler orada patolojik anlamda yani bir hastalık olgusu anlamında da bir şey var ki onu yapıyor. O zaman tabii ki onlarla ilgili de mutlaka onların belki de daha önce tedaviye alınması, daha önce eğitime alınması söz konusu olması da gayet normal. Ben o açıdan ifade etmek istedim. Doğru söylüyorsunuz. Ama işte insanın kendini kabul etmesiyle başlar her şey. Hani çok kült bir sahnedir bir filmde mesela insanları önce grupta psikolojik danışma yaparken eğer alkol sorunuyla ilgili bir danışmaysa bu ilk istediğimiz şey insanların bu sorunu kabul etmesidir. Şiddette de bu böyle. Alkolik olduğunu. Evet. Evet. Öncelik buradan başlar çünkü. İlk buradan başlar. İlk adım budur. Bunu kabul etmesi. Böyle ondan sonra ilerleyebiliriz. Yoksa kabul etmeden hiçbir şey yapamayız. Bir yere kadardır. Bizim sınırımız evet. Bir yere. Peki alkolün rolü şiddette öyle bir oranlama yapılmış mı? Bir istatistik bilgi var mı? Oran yüksek mi alkolle? Doğru orantılı mı şiddetin çok olması, artması? Yani veya diğer uyuşturucu maddeler var ya hani onları kullanımı. Onlar arttırıyor mu anlamında soruyorum. Ramazan Bey. Evet. Psikolojik danışmanınızı oturduysanız ve hareketlerinizin de sanki sorumlusu siz değilmişsiniz gibi hissettiriyor. Bu tür maalesef maddelerin en büyük yanılgısı bu. Yani evet. İster alkol olsun, ister diğer maddeler olsun. Yaptığı davranışlardan sorumlu değilmişçesine bir cesaret geliyor insanlara. Dolayısıyla tabii ki rolü çok. Yani. Zeliha Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok önemli bir konu. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusu saatlerce anlatabilirsiniz ama çok benim buradan net anladığım olay bireysel anlamda insanların kendini bilmesi, bireysel anlamda bu meseleye biraz sahip çıkması toplumsal arkadan gelecek tabii ki mutlaka geliyor. Hastalıksa tedavi, ailede eğitim gibi bir takım bilgiler verdiniz bu konuda. İşte az önce de siz de söylediniz bir kişiye bile bu anlamda faydalı olunabildiyse biz de kendimizi bahtiyar hissederiz. Siz ifade etmiştiniz. Biz de vesile olduğumuz için sizin dolayınızla biz de bahtiyar oluruz. Önümüzdeki günlerde tekrar yine programlarda buluşmak dileğiyle çok teşekkür ediyorum size. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün Ege TV ekranlarında Balıkesir'in Meydanı programında konuğumuz Zeliha Kahraman'dı. Kadem Balıkesir il temsilcisi ve uzman psikolojik danışman olarak kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda bizlere bilgi sundu. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.